Sevgili arkadaşlar, merhabalar. İyi bir hafta sonu geçirdiğinizi ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu hafta sonu yapacağımız dolar-TL analizinde sizlere farklı bir bakış açısıyla bu analizi gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Zira hemen hemen herkesin kafası son derece karışık. Bir anlamda her kafadan bir ses çıkıyor tabirinin altını dolduracak şekilde. Çok farklı tahminler, çok farklı yorumlar, çok farklı olasılıklar ifade edilmekte. Pek tabidir ki kafanız bununla karışıyor. Ben sizlere bu analizde dolar-TL ile ilgili bütün olasılıkları sizlere sunacağım. Çok farklı grafiklerle, çok farklı yöntemlerle sizlere dolar-TL ile ilgili olabilecek bütün olasılıkları, bütün seviyeleri gündeme getirmek kaydıyla aklınız hangisine yatıyorsa, hangi grafik veya hangi nedenler sizin için daha makul geliyorsa kararınızı bu yönde vermek adına son kararı sizlere bırakacağım. Eğer bütün olasılıkları bilirseniz, bütün ihtimalleri bilirseniz karar vermeniz veya farklı beklentiler içerisinde bulunmanız biraz daha kolay olacaktır. Değerli arkadaşlar, öncelikle şu konuda bir anlaşalım. Şu konuya bir çözüm bulalım. Dolar-TL veya herhangi bir enstrümanın şu tarihte veya bu tarihte ne olacağını kesin ve net olarak bilmek mümkün değildir. Bunu çok net bir şekilde bir kere aklımıza sokmamız lazım. Efendim, işte birkaç gün önce okumuş olduğum enteresan bir yorum. Küfürle başlamış beyefendi ve devamında Dolar-TL'nin şu gün şu olacağını söyle de ne yapacaksak yapalım. Yahu be arkadaşım, yani senin zeka seviyen zaten çok belli. Yani doların veya şunun bunun şu tarihte bu olacak, bu tarihte şu olacak şeklinde söyleyebilecek olan hiç kimse yok. Dolayısıyla bu olay bu kadar kolay, bu olay bu kadar basit değil. İyi, yani bir de sana saatini söyleyelim. Şu tarihte, şu saatte dolar bu olacak diye. Bu kadar kolay mı arkadaşlar? Bir enstrümanı, bir yatırım aracını veya herhangi bir nesneyi, bırakalım yatırım aracını, nesneyi, şunu bunu vesaireyi. Arkadaşlar, çok basit bir soru sorayım sizlere. Bana her gün yediğimiz veya sıklıkla satın aldığımız bildiğimiz domatesin, evet ya bildiğimiz domatesin 15 gün sonra kaç lira olacağını söyleyebilir misiniz? Veya her gün aldığımız ekmeğin atıyorum 3 ay sonra fiyatının şu olacağına dair kesin bir ifade kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir şeyin fiyatını piyasa koşulları belirliyor. O gün o saatteki piyasa koşulları neyse ona göre o fiyat oluşur. Dolar da bundan farklı bir şey değil. Olayı bu kadar basite indir diyorum. Domatesten, ekmekten yola çıkarak. Sevgili arkadaşlar, Dolar-TL için son dönemlerde, doların 5,50 üzerine çıktığı zamanlarda 7'ler, 8'ler, 10'lar konuşuluyor. Bir şekilde 2 gün, 3 gün Dolar-TL'de bir zayıflık söz konusu olduğunda ise derhal 5 seviyesinin aşağısındaki rakamlar zikredilmeye başlanıyor. Şimdi bu rakamların nereden çıktığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani dolar için 5 seviyesinin daha da aşağısını tahmin eden 4,20'ler, 4,40'lar, 4,90'lar neyse bu seviyeleri ifade eden insanların, analistlerin, yorumcuların hepsinin görüşlerine saygı duymak kaydıyla hangi noktadan yola çıktıklarını, neye bakarak bu rakamları zikrettiklerini size ifade etmeye çalışacağım. Karşınızda görmekte olduğunuz grafik arkadaşlar Dolar-TL'nin aylık grafiğidir. Ve aylık grafiğe baktığımız zaman şöyle çok geniş bir açıdan bakmak ve o geniş açıda hangi seviyelerin söz konusu olabileceğini ifade etmek bakımından ben arkadaşlar 2008 yıllarına geri dönüyorum ve 2008 yılında bildiğiniz üzere Dolar-TL'nin 1.13'ler, 1.14'ler seviyesinde bir değeri vardı ve şu bölge 2008'in gerisine baktığımız zaman Dolar-TL'nin sakin bir süreç yaşadığı, çok olağanüstü büyük atakların olmadığı veya şu bölgede olduğu gibi çok ciddi bir yukarı eğilimin söz konusu olmadığı bir süreçtir. Ve o yıllarda 1.13'ler söz konusu olduğu zaman 1 TL eşittir 1 dolar şeklinde bir teori dahi ortaya atılmıştı. Öylesine büyük iyimserlikler vardı. Şimdi arkadaşlar, bu seviyeyi bir dip ve şu seviyeyi ise 7.20'ler seviyesini ise bir zirve olarak kabul ettiğimiz zaman ve son 10 yıla baktığımız zaman nereden nereye geldiğimize ve bu 10 yıllık süre içerisinde hangi virajlardan geçtiğimize dikkat edelim. Değerli arkadaşlar, bu grafiğe baktığımız zaman şurada
Bu grafiği haftalık grafiğe çevireyim. Seviyeleri biraz daha net görebilmek bakımından. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu grafiğe baktığımız zaman şu noktada, yani %38.2 olarak tanımlanan noktada bir 4.90 seviyesini görmekteyiz. 4.90 seviyesi geçmiş tarihlerde dolar TL'nin 5 atağı yaparken zorlandığı, küçük dönüşler yaşayıp da 4.70'lere kadar gerileyip oralarda bir süre oyalandıktan sonra 5 seviyesinin üzerine çıkıp hızlıca 7'ler seviyesine doğru hareketlendiği bir süreci ifade etmekte. Evet, burada görülen bir 4.90 desteği bulunuyor. Ancak bu 4.90 desteği nasıl ortaya çıkıyor arkadaşlar? Birinci olarak az önce söylemiş olduğum husustan 4.95 aralığını zorlayan bir dönem vardı. Bu dönemde burası geçilememişti. Bir direnç olarak algılanmıştı. Daha sonra geri dönüşler oldu ve ardından aşıldı. Aşılan bir direnç artık bir destektir. 4.90 seviyesini zikredenler değerli arkadaşlar şu noktaya bakarak bunu ifade ediyorlar. İşte 38.2 olarak görülen 4.91 seviyesini görüyoruz. Peki 4.90 seviyesindeki destek kırılır ise ne olur sorusunun cevabını ise şuradaki arkadaşlar 4.20 değeri veriyor. Yani şu bölge, şu çizgi 4.20'yi ifade etmekte. 4.90 kırılırsa 4.20'ye kadar bir geri çekilme olur. Şimdi eğer siz dolar TL ile ilgili olarak bir analiz yaparken 10 yıllık bir süreci dikkate alacaksanız, çok büyük bir geniş açıyla bakacaksanız, bu geniş açıyla bakarken de dolar TL'nin dip seviyesini, yani harekete başladığı seviyeyi 1.13'ler 1.15'ler seviyesi olarak esas alıyorsanız, bu durumda şu grafikte görmekte olduğunuz destek ve direnç noktalarını hesaba katarak karar verebilirsiniz. Size böyle bir argüman sunuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir de şurada görmekte olduğunuz beyaz ve kırmızı destek çizgilerimiz var. Şuradaki arkadaşlar beyaz destek, trend desteği olarak yorumlayacağımız 3.50'den itibaren başlayan bir hareketlilikte oluşan bir yukarı trend desteğini görmekteyiz. Arkadaşlar bu trend desteği de yaklaşık 4.50 seviyesinin, 4.43 seviyesini ifade etmekte. Dolar TL için 4.40 rakamını zikredenler de bu desteği dikkate alıyorlar ve şu an gördüğünüz gibi bu desteğin üzerinde biz yaklaşık 2018 yılının başlarından itibaren, şuradan ifade etmem gerekiyor. 2017 yılının Eylül ayından itibaren biz bu desteğin gördüğünüz gibi son derece yukarılarındayız. Yaklaşık 2 yıla yaklaşan bir süredir bu desteğe yaklaşmamışız bile. Bu destek çok ama çok yukarılara taşınmış bir vaziyette. Böyle bir noktayı, bu kadar geride kalmış olan bir desteği dikkate alıp da dolar 4.40'a kadar gerileyecektir şeklinde bir yorum yapmak ne kadar doğrudur? Bunu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Diğer taraftan arkadaşlar şuradaki kırmızı desteğimize bakalım. Bu kırmızı destek noktamız ise Mart ayını ifade ediyor. 2018 yılının başlarını ifade etmekte. Ve 2018 yılının başlarında dolar 3.70'ler civarındayken, evet 3.77, 3.80'ler civarındayken bu noktalardan başlayan bir yukarı trend oluşmaya başlamış ve yaklaşık 14-15 aydır ise bu trendin çok net bir şekilde yukarı eğilimini devam ettirdiğini görmekteyiz. Ve şurada gördüğünüz gibi, Kasım ayından itibaren bu trendi zaman zaman zorlamışız, yani aşağı kırmak noktasında zorlamışız ama Kasım ayından bugüne kadar geçen 2,5 aylık süre içerisinde bu trend bir destek olarak çalışmaya devam etmiş ve bu trend kırılmamış. Evet, bu trendin kırılmayacağının herhangi bir garantisi var mı? Bunun garantisini verebilir miyiz? Elbette ki veremeyiz. Ama yaklaşık 1,5 yıldır devam etmekte olan ve bu kadar süredir kırılmayan bir trend var ise bu noktada şunu sormamız lazım. Bu trend neden kırılmıyor? İşte bu hususta vereceğimiz yanıt ise olayın temel boyutu. İçinde bulunduğumuz piyasa koşulları. Madem ki piyasa koşullarıyla ilgili olumlu bir düşünce içerisinde olamıyoruz, ülkenin veya genel anlamda, küresel anlamda ekonominin iyiye gitmediğine dair bir görüş içerisindeyiz. O halde bu önemli destek kırılmıyor ise bunun bir nedeni vardır. Ha,
Eğer ki bu desteğin kırılacağını düşünüyorsanız ve bekliyorsanız, bu durumda bundan sonraki süre içerisinde ekonominin, hem ülke ekonomisinin veyahut da hem yurt dışındaki ekonomik koşulların iyiye gideceğine dair bir beklentinizin olması gerekiyor. Beklentiniz neyse değerli arkadaşlar, bu trendin kırılacağına veya kırılmayacağına dolayı yönelik bir karar vererek pozisyonlarınızı bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, buradan haftalık bu grafiğimizin ayrıntılarından ayrılıyoruz ve bir başka grafiğe geliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bir günlük grafiktir ve bu günlük grafikte dolar TL'nin 3.50'ler seviyesinden önemli bir hareketlilik başlattığını düşünüyorsanız eğer, dolar TL'deki son sürecin, son dönemlerdeki hareketliliğin 3.50'den itibaren başladığını düşünüyorsanız, bu durumda 3.50 ile 7.20 arasını baz alarak yapacağımız bir incelemede ise karşımıza arkadaşlar şöyle bir sonuç çıkmakta. Dolar TL %50 olan 5.30 seviyesi dolar TL için önemli bir destek noktasıdır. Bu destek noktasının aşağılarına 2018'in son dönemlerinde iniş oldu. Ancak buranın hemen ardından söz konusu olan destek noktası ise 4.85 seviyesidir. Zaman zaman 4.85 seviyesini de duymaktasınız. İşte 4.85 seviyesi de bu grafiğe bakılarak bir şekilde ifade edilmekte. Dolayısıyla 4.85'e doğru bir gidişat pek başarıyla gerçekleşmemiş. Şuradaki %50 olan 5.30 seviyesinin aşağısına inişlerde 5.13'lere kadar bir geri çekilme yaşandıktan sonra tekrar bu destek seviyesinin üzerine çıkmak ve de bu destek seviyesini kuvvetlendirmek adına bir eğilimin söz konusu olduğunu görüyoruz. Şayet bu 5.30 desteğinin gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde sorgulandığını, zaman zaman aşağısına inişler olsa bile tekrar bunun yukarısına çıkıldığını, hatta en son yaşamış olduğumuz 2019 yılının girmesiyle birlikte biraz daha kararlı bir şekilde 5.30 desteği üzerinde kalmaya çalıştığımızı görüyoruz. Şayet 5.30 desteği kırılır ve uzunca bir süre 5.30 seviyesi bir direnç olarak algılanır, 5.30'un üzerine hiç çıkamayacak bir sürece girecek olur isek, bu durumda 5.30 seviyesindeki bu önemli nokta çok ciddi, çok büyük bir direnç olarak algılanır ve 5 seviyesinin aşağısında şurada gördüğünüz %61.8'i ifade eden 4.85 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı teknik olarak gündeme gelmiş olur. Şimdi bu grafiğe bakarak da arkadaşlar, sizler eğer 3.50 seviyesinden, 3.40'lar seviyesinden başlayan hareketin 7.20'lerde sonlandıktan sonraki yaşanan şu gitgellerde 5.30 seviyesindeki kararlı bir çabanın varlığını dikkate almak kaydıyla bu desteğin kırılacağını, aşağı yönlü kırılacağını ve bu desteğin artık çok net bir direnç haline geleceğine dair bir düşünce içerisindeyseniz, bu durumda 5 seviyesine ve 4.85 seviyesinin aşağısında şuraya kadar, 4.85'e kadar veya 4.85-5 aralığına kadar bir geri çekilme olasılığının var olduğunu düşünerek hareket edebilirsiniz. Bir başka grafiğe geçelim arkadaşlar. Bu grafik ise dolar TL'nin 7.20'lerden 5.13'lere kadar gerilemiş olduğu süreci yansıtan bir grafiktir. Eğer sizler 5.13 seviyesiyle doların artık bir dip yaptığını, bu seviyeden daha aşağıya yönelik bir geri çekilmenin olmayacağını düşünüyor iseniz, bu durumda ise değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz %23.6'yı ifade eden, yani 5.62 seviyesini ifade eden bir noktanın şu an önümüzdeki en yakın direnç olarak algılandığını, bu direncin aşılması durumunda 38.2-5.92 seviyesine, yani şu bölgeye doğru bir atağın olabileceğini, buranın da aşılması durumunda ise %50'yi ifade eden 6.20'ye kadar hareketliliğin devam edebileceğini düşünebilirsiniz. Eğer 5.13 seviyesinin bir dip nokta olduğunu, burada daha da aşağı gelinmeyeceğini düşünüyor iseniz. Evet, 5.63 seviyesi bu bakış açısıyla dolar TL'nin önündeki en önemli dirençlerden birisi olarak görülüyor. Tabii ki 5.50, 5.54 gibi
Ara dirençlerimiz var. Bunlara birazdan geleceğiz. Bu biraz daha büyük bir açıyla bakış. Evet arkadaşlar, günlük detaylar bu şekilde. Günlük grafiklere yansıyan görüntüler bu şekilde. Bir de arkadaşlar, daha kısa vade, 120 dakika ve 240 dakika gibi grafikler bazında olaya bakalım. Sistematiği bozmayalım. 240 dakikaya geçelim. Günlükten 4 saatlik grafiğe geçelim. Evet değerli arkadaşlar, son günlerde dolar TL için 5.25 rakamının biraz daha yoğun bir şekilde zikredildiğini duyuyorsunuzdur. Bu husustaki beklentiler nereden çıkıyor onu da ben size hemen belirteyim. Bazı yabancı bankaların medyatik diyebileceğimiz bazı isimleri farklı görüşler beyan ediyorlar. Özellikle Merkez Bankası'nın son faiz kararı ve bu faiz kararı sonrasında faiz indirimlerinin yapılabilmesi hususundaki kararını, düşüncelerini açıklamasının ardından mikrofon uzatılan bazı yabancı bankaların yetkilileri TL'nin 5.25'e kadar geri çekilme ihtimalinin olduğunu, TL'de böyle bir değerlenme marjının söz konusu olabileceğini, bakınız hep ihtimal bazında böyle bir ihtimalin olabileceğini ifade ediyorlar, ettiler daha doğrusu. Onların ağzından çıkan bu 5.25 ifadesi ise yoğun bir şekilde 5.30 desteğinin kırılacağı ve 5.25'e kadar bir geri çekilmenin olacağına yönelik olarak bir beklenti oluşturmaya başladı. Bir konu oluşturmaya başladı. Peki arkadaşlar, biz eğer 5.25 seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını bu yabancıların söylediklerini dikkate alarak kale alacak olur isek bu durumda şu bölgeyi bir dip olarak kabul etme kaydıyla karşımıza çıkan grafikte şunu görüyoruz arkadaşlar. %61.8 5.47 seviyesindeki direncimizi ifade ediyor. Biz zaten 5.47 ile 5.50 arasında bir direnç bölgesi olduğunu biliyorduk. Ve bakınız burada enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Dolar TL'nin son dönemlerde 5.54 atağı yaptığını ve iki defa bu 5.54 atağını yaptıktan sonra tekrardan bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. O halde artık bildiğimiz ve öğrendiğimiz 5.54 direnci bu grafiğe çok net bir şekilde yansıdığı için burada dip noktasının 5.25 olabileceğini düşünerek bir yapacağımız çalışmada 5.47'nin ve de 5.54 seviyesinin önemli dirençler konumunda olduğunu içinde bulunduğumuz şu günler itibariyle değerlendirebiliyoruz. Ve bu 5.54 direncinin aşılması durumunda ise 5.61 seviyesi yine karşımıza çıkmakta ve ardından da 5.69-5.70 seviyesi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, eğer sizler yabancı birkaç uzmanın bu şekildeki ifadesini haklı buluyorsanız, haklılık payı olarak yüksek görüyor iseniz 5.25 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığını ve bu olasılığa bağlı olarak ise 5.47'yi ardından 5.54'ü ardından 5.62 ve 5.70 seviyelerini önümüzdeki virajlar olarak algılayabilirsiniz. Evet, bir de arkadaşlar 120 dakikalık görüntüye bakalım. 120 dakikalık görüntü ise bizlere şunu ifade ediyor. Şurada arkadaşlar bu seviyeler 5.13 seviyesi bildiğimiz 2018 yılının sonlarına doğru yaşamış olduğumuz en düşük seviyeyi yansıtan 5.13 seviyesi ve malum şu bölge ise arkadaşlar yine son günlerde yaşamış olduğumuz yüksek nokta yani 5.83 noktası. Bu iki noktayı dikkate alarak 5.13 ile 5.83 yani son dönemlerin en dip ve en tepe noktalarını dikkate alarak baktığımız zaman ise değerli arkadaşlar şurada %23.6'yı ifade eden 5.29.68 yani 5.30 desteğini görüyoruz. 5.30 desteği burada da karşımıza çıkmış durumda. Bu desteğin aşağısına gelindiği zaman evet 5.13 seviyesi en son görülen dip nokta olarak ortaya çıkmakta ama 5.30 seviyesinde şu bölgede çok önemli bir çabanın olduğunu fark ediyoruz. Ardından yukarı atak sonrasında ki sert satışlarda bu yukarı ataktan sonra gelen satışların çok sert olması gayet normaldir. Çünkü dolar TL çok önemli bir marj yakalamıştı 5.80'lere kadar. 5.80'lerden gelen yüksek montanlı satışların 5.30 desteği üzerinde karşılanmış olması ardından yaşanan zikzaklarda yine 5.30 desteğine yaklaşırken
tepkisel çabaların söz konusu olduğunu burada görmektesiniz. Evet, eğer sizler 5-13 seviyesinin aşağısının görülmeyeceğine yönelik bir kanaatiniz var ise, bu 120 dakikalık 2 saatlik grafiğin vermiş olduğu değerler olarak %38 nokta olarak 5.40 seviyesi ve ardından %50 olarak %50 noktası olarak 5.48 seviyesi ve sonrasında ise %61.8 olarak ise 5.56 seviyesinin içinde bulunduğumuz kısa süreç içerisinde destek ve direnç olarak algılayabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, farklı farklı bakış açılarıyla, farklı dip noktalarını ve tepe noktalarını dikkate almak kaydıyla bir çalışma yapmaya gayret gösterdik ve burada sizlere tüm olasılıkları anlatmaya çalıştım. Bir de arkadaşlar, pivot verilerimiz itibarıyla aylık olarak bir pivot hesabımıza bakalım. Aylık pivot hesabımız ise değerli arkadaşlar, Ocak ayı için geçerli olan pivot verileri için Aralık ayı verilerini kullanmamız gerekiyor. Onun için Aralık ayı periyoduna geliyorum ve gördüğünüz gibi 5.29.63 seviyesinin burada önemli bir destek ve pivot noktası olduğunu görmekteyiz. Bu destek eğer kırılacak olur, az önce de ifade ettiğim gibi 5.30 seviyesi artık net bir direnç olarak algılanmaya başlanırsa 5.13'e kadar ve 5.13 desteğinin de kırılması durumunda 4.98-5 seviyesine kadar, buranın da kırılması durumunda 4.80 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı Ocak ayı için Aralık ayı değerlerini dikkate almak kaydıyla hesaplanabiliyor imiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu değerlendirmeler dahilinde sizler hangi grafiği veyahut da hangi olasılığı daha yüksek görüyorsunuz? Buna karar verecek olan tamamıyla sizlersiniz. Ancak benim şahsi düşüncem ve görüşüm olarak bu olasılıkları ifade ettikten sonra sizler sormadan ben ifade etmiş olayım. Uzunca bir zamandan beri beni takip etmektesiniz ve benim düşüncemin 5.06 desteğinin aşağısına gelinmeyeceğini, bu seviyenin aşağısına gelme ihtimalinin çok ama çok zayıf olduğunu neredeyse 3 aydır ifade ediyorum. Ve dolar TL için 2019 yılı itibariyle de yukarı eğilimin kademeli bir şekilde sürebileceğine dair şahsi düşünce ve beklentilerim olduğunu sizlere günlerdir, haftalardır aynı düşünceyle belirtiyorum. Benim görüşlerim kolay kolay değişmez. Ne zaman ki dolar TL 5 psikolojik seviyesinin veya 5-5.06 aralığının aşağısına iner, işte o zaman ben de derim ki evet, kırılamayacak destek, kırılamayacak bir direnç yoktur. Önemli bir destek kırılmıştır. Piyasa koşulları şu anda bunu istemiştir ve o zaman doların artık yükseliş yönünden değil aşağı yönlü seviyelerini beklemeye başlayabilirim. Ama şu içinde bulunduğumuz süre içerisindeki piyasa koşulları ve ekonomik tabloya baktığım zaman benim şahsi düşüncem budur arkadaşlar. Sizler bu öngörülmüş olan seviyeleri dikkate almak kaydıyla 5.30 desteğinin veya 5.25 desteğinin kırılabileceğini ve bu destekler kırıldıktan sonra 5 seviyelerine kadar veya 5 seviyesinin de aşağısına kadar devam edecek bir aşağı eğilimin olabileceğini düşünüyor ve bekliyorsanız ve bu beklentileriniz içerisinde ülkenin ve dünya ekonomik şartlarının ve koşullarının bu beklentinize uygun olabileceğini hesap ediyorsanız bu yönde karar almalısınız. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki dolar TL şu gün şu olacaktır, yıl sonunda bu olacaktır, şu tarihe kadar şu olacaktır gibi kesin bir ifade kullanmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Evet, trafiklere bakarak, ülkenin veya ekonomik koşulların gidişatına bakarak belli bir fikir içerisinde, belli bir beklenti içerisinde olunabilir. Ama bugün ister Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olsun, ister Fed olsun, ister ECB olsun, hangi ekonomik kurmaylar olursa olsun her iki ayda bir görüş değiştirebiliyorlar. Piyasa koşulları şöyle oldu, piyasa koşullarında şu tarz iyileşmeler var ve benim şu beklentim bu kadar, dolar TL beklentim bu kadar, euro dolar beklentim bu kadar gibi gibi farklı görüşler beyan edebiliyorlar. Bu nedenle bu sorunun net cevabını hiç ama hiç kimse veremez. İstediğiniz kadar ben teknik analizi, ben grafiği, ben temel analizi tanımam, bilmem, bunlar bir işe yaramıyor değiliz ama
300 yıldır, 500 yıldır piyasalarda hakim olan ilim, hakim olan en önemli araç, teknik ve de temel analiz kriterleri ise bunları sizin kabul etmemenizin hiçbir anlamı bulunmuyor. Eğer ki bu kadar senelerdir bu bir unsur, bir araç olarak, bir kriter olarak kabul ediliyorsa bu kritere uymak durumundasınız ve nitekim gördüğünüz gibi belli bir seviyenin aşılması durumunda nerelere kadar gidilebileceği veya belli bir desteğin kırılması durumunda nerelere kadar bir geri çekilmenin olabileceğini söyleyebilecek başka bir kriter yok. Siz diyemezsiniz ki 4.80 kırılırsa 4 olur. Bu 4 olur ifadesini neye göre söyleyebilirsiniz? Veya 7.5 kırılırsa 10 olur. Neye dayanarak 10 olur diyorsunuz? Yani elinizde hangi kriter, hangi ölçüt var ki bunu bu şekilde söyleyebiliyorsunuz? Ama bunu teknik analiz veya temel analiz kriterleri belli hesaplamalar yaparak bir öngörü olarak sunabiliyor. Ha bunlar gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ama 100 yıllardır, çok uzunca dönemlerden beri demek ki bu kriterler çok doğru, istatistiksel olarak çok doğru hesaplamalar yapabilmiş ki insanlar hala bu kriterleri dikkate alıyor. Büyük fon yöneticilerinden tutun da bu piyasada çok büyük paralarla işlem yapanlar dahi bu kriterleri önemsiyorlar. Bir başka husus olarak da şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Dolar TL için önümüzdeki haftanın pivot değerlerine bakacak olur isek. Evet. 5.38-54 seviyesinin önümüzdeki haftaya yönelik olarak bir pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça ve 5.30 desteği eğer kırılacak olur ise 5.22'ye kadar bir geri çekilme olasılığının var olduğunu ifade ediyor. 5.38 seviyesi şu an için önümüzde bir direnç konumundadır. Bu direncin pivot noktası olarak aşılması durumunda ilk hedefin 5.44 olabileceğini, buranın da üzerinde kalındıkça 5.44-5.45 seviyesi bir destek olarak algılandıkça yeniden 5.50-5.54 bölgesinin bir direnç olarak zorlanabilmesi ve ardından 5.60-5.66'ların önümüzdeki hafta için olası direnç noktaları olarak hesaplanmakta olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan Merkez Bankası kararı vesaire vesaire etkenler ve bunun haricinde bir de yurt dışında doların değerlendiğine tanık olduk. Yani euro dolar paritesinde bir geri çekilme, dolar yen paritesinde ise yenin aleyhine bir takım gelişmelerin, doların lehine bir takım gelişmelerin olduğuna şahit olduk. Bunun ise en önemli sebebi içerisinde özellikle Brexit anlaşması sonrasında yeni yeni ihtimallerin gündeme gelmesi, ABD'de olumlu verilerin gelmeye devam etmesi ve faiz artışının yapılmayacağına dair beklentilerin gittikçe artmasıyla ayı piyasasına girmiş olan hisse senetlerine büyük bir ilgi oluşmaya başladı ve dünya genelinde bir risk iştahı artmaya başladı. Risk iştahı arttığı zaman yen değer kaybeder. Risk iştahı arttığı zaman altın değer kaybeder. Çünkü insanlar artık riskli varlıklara yönelmeyi düşünebilirler. Güvenli limanlara gitmek yerine artık piyasa koşulları düzeliyor, risk alabilirim şeklindeki bir beklentiyle hisse senedi gibi riskli varlıklar olarak biliyorsunuz en önemli unsur hisse senetleridir. Bunlara bir yönelim söz konusu olabilir ve nitekim bu yönelimi de gördük. Avrupa olsun, Avrupa'dan Çin'e, Japonya'ya, ABD'ye ve bizde de çok ciddi bir şekilde hisse senedi piyasalarında bir hareketlilik yaşandı. Bu süre içerisinde dünya genelinde doların da bir değerlenmenin olduğuna tanık olduk. Ama Türkiye'de bu geçtiğimiz haftayı dikkate aldığımız zaman en önemli husus Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ve bu kararın yaratmış olduğu algılardı. Bu sebepten ötürü yurt dışındaki dolardaki değerlenmeye paralel bir eğilim gösteremedik. Bu demek değildir ki dolarda bu yurt dışındaki değerlenme devam edecek ama biz buna rağmen sürekli olarak ters bir korelasyon içerisinde olacağız gibi bir anlam çıkarılmamalı. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, evet yurt dışından çok ciddi bir şekilde etkileniyoruz ama yurt dışından özellikle ve özellikle etkilenmemizdeki en büyük faktör orada ki koşullar kötüye gittiği zaman biz çok daha ciddi şekilde etkilenmekteyiz. Ama orada yaşanan iyimserlikler maalesef bizi çok yüksek oranda etkileyemiyor. Çünkü bizim iç sorunlarımız, iç mevzularımız
çok daha başka konumda. Evet, seçimlere kadar dolar TL'de yukarı eğilimin devam edeceğine dair, devam etme ihtimalinin yüksek olduğuna dair şahsi kanaatimi bir kez daha vurguluyorum. Bu vurgulamayı yapmamdaki sebep sizlerin algılarınızda ve beklentilerinizde bir değişiklik olması değil. Zira bütün olasılıkları sizlere sundum ki hangi husus size daha makul geliyor ise o nokta üzerinde kararlarınızı verebilirsiniz. Ancak her videonun ardından en az 300-500 tane soru geliyor ki sizin düşünceniz nedir? Siz şahsi olarak neyi bekliyorsunuz? Arkadaşlar, ben teorileri ve gerçekleri ortaya koyarım. Ardından şahsi beklentimi ifade ederim. Ama bu benim şahsi beklentimdir. Tekrar söylüyorum, sizlerin beklentileri çok daha farklı olabilir ve bu sebepten ötürü de dikkate alabileceğiniz bütün açıları sizlerin önünüze tek 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 sunmaya çalıştım ki bütün bunları ayrı ayrı değerlendirerek mukayese yapabilirsiniz. Evet, analizimiz bundan ibarettir. Sizlere çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum. Gün içerisinde de dolar, TL, euro, dolar vesaire vesaire gibi diğer enstrümanların ve endeksin anlık verileri hakkında veyahut da 1 saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik periyotlar itibariyle destek ve direnç noktalarını, hangi noktalara kadar inişler ve çıkışlar olabileceğine dair bilgi sahibi olmak istiyorsanız, özellikle Forex ve Biop gibi anlık etkileşimleri önemseyen bir yatırım platformu içerisinde bulunuyorsanız, Twitter adresim @halukcanbert, orada sıklıkla analizler gerçekleştirmekteyim ve yine aktarmış olduğum yorum ve analizlere anlık bir şekilde haberdar olabilmek istiyorsanız, derhal bildirim sahibi olabilmek istiyorsanız kanalıma abone olmanız gerekmekte. YouTube aboneliklerinin ise herhangi bir ücretle alakası olmadığını bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet değerli arkadaşlar, hoşça kalınız. İyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.